babacanlı da vardı Marazelli'nin. Babacanlı da onu unutma. <laughs> Bize yaptıkları çok dur çoktur yani de ben bu Dur çağır açıklama yapacaktı Fırat He, abi. Hiçbir yerde yap yap yapmadı. Abi. abi. 48 saat falan çalışıyorduk biz burada bak 48 saat. Gerçekten şey eve mı? gitmeden. Evet ekip iki tane ya onlar mesela uyuyor eve gidiyorlar. Sen oynamaya devam ediyorsun. Masalarda uyuyorsun falan. Abi de artık böyle bir de bunun sokaktaki reaksiyonu çok kötüydü bu dizinin. Bir şey söyleyeceğim abi. Ha. Adana'daki rolünün Maaşın ne kadardı? O zaman mı? Tabii o zaman. Kaç Yok, şimdi... para <laughs> Kaç bilmiyorum ama işte Çünkü bak an, o biz zaman... şeyi çok merak ediyoruz. Bu oyuncular ne kadar kazanıyor çok merak ediyoruz. Sen de artık oyuncu o olmadığın zaman... için söyleyebilirsin. O, o zaman çoktu ya. O zamanın parasına göre ayda 10 bin lira falan kazanıyorduk. Bayağı yemiş. Dolar ya ne kadar o zaman? Ya. Bu zamanın 150-200'den <laughs> fazlasıdır. 2 lira falan işte? 150-200 bin lirası mıdır bu zamanın? Alım gücü olarak evet. Bitmiyordu para. Bütün okula yemek ısmarlıyordu falan. 150-200 bin lira ayda. E sen bu kadar alıyorsan Maradara'ya 1 milyon falan alıyordur şimdi parasıyla. Abi. O, o ne kadar olur bilmem. Bu benim ilk işimdi. Şu anın 150-200 bin, 150 bin lirasından fazladır bu arada o zaman ya. E tabii yani. şey Çocuktum işte o zaman. Ama mesela hani Diğer oyuncular nasıl alırlar bilmiyorum. Benim ilk işim olduğu için öyleydi. Yani düşüğü de o işte o zaman. Öyle düşün. Tamam, kaçak gelirleri nereden ne kadar alıyordun? 2014'tan. Onları anladın. artık unut. Onları boşver. <laughs> Allah aşkına bak 2014. Tamam oğlum ilkini iy söyledik tamam değil işte, mi? tamam. <laughs> Abi öyle bir dönemin parasını söyledin ki 10.000 TL kıyas bile yapamadık amana koyayım ya. <laughs> evet işte, o yüzden söyledim. Hayır <laughs> bu yasak mı yani. bunu söyleme? Yasak mı? Sen mi tercih etmiyorsun? Arkadaşlar Yo, o parayı kazandı ama için... harca da harcadı. Kimse para istemesi Fırat Albayram'dan artık. Yasak değil. <laughs> 400 lira mıymış asgari ücret? 25 katı alıyormuşsun. Ya öğrenciyken çok acayip. Yani bütün arkadaşlarımla yesek bitmiyordu yani. yani 200, ben, 200, bir de, de ok üniversitedeyim yani o zaman. Üniversite 1'deyim. Okula da gidiyorum. Normal yaşıyorum. Şey Abi yapıyorum. bir şey söyleyeceğim. Kaçak gelenlerden üzerinden de 10 sene geçmiş. Bu da söylenebilir. Çünkü o zamanın piyasası da çok farklıydı. Hayır abi söylemem. Tamam özelden bana yazsana. Ben kendim merak ettim söylemeyeceğim chat'e. Tamam ama şimdi bunu ölçemezsin abi. o Ölçmeyeceğim tecrü abi. Gerçekten ölçmeyeceğim. benim Mesela şöyle düşün. Aynı roldeki adam senin yarın kadar para alabilir. Çünkü bu role bakmıyor. Tecrübeye, başka şeylere bakıyor. Tamam, Kalifeyle tamam. bakıyor. Doğru söylüyorsun. Tabii onların da etkisi var. Arkadaşlar. Ya şöyle. Oyuncuların genel olarak benim kafamda bir fiyat var. yazdım. Oscar'lık bir performans bir şey geliyor söyleyeceğim. çağrıdan. Bir sıfır eksik yazmış olabilir misin? <laughs> Hayır. 2014 işte. 2014'te. Bir dakika Duracağım. arkadaşlar. Öldüreceğim ben bu herifi öldüreceğim ben. Bir dakika dur öldürme amına koyayım bir dakika. Ee... 2014'te dolar 2.13. Asgari ücret 1000 lira. 8 lira mı? Yanlış yanlış, yaptım. yanlış oh. abi. Geç salak 2014 dolar. <gülüyor> <gülüyor> yanlış yaptın abi. Yazmışsın. <laughs> Yukarıdan max de sağ üstte. Abi çok da dolarla ölçme. Bazı şeylerin fiyatı dolardan daha fazla arttı şu an. Yani onu ölçemiyorum. Ben onu geçen bakmıştım da. Ha, 2014 dolar kuru demişim. <laughs> Aşağıda yazıyor bak kullanıcılar bunları da sordu. 2004 yılında 1 dolar kaç paraydı gibisinden. 2 lira ya, Hiçbir şey değişmemiş. Lan artmamış lan 2007'den 2014'de doların fiyatı. Oğlum iyi kazanıyormuşsun ha 2014'teki o diziden o zaman. Şşş, söyleyemem de. Arkadaşlar zaten harcamamış parasını. Çok da şey yapmayın. <laughs> ben hiç şey yapmadım. Hep birikim yaptım. Yatırım yaptım hep. Ya, ya. Küçük spoiler vereyim o zaman. İnsanlar merak et. Ayıp olmasın. Hayır. <laughs> Kaç tane ekmek alırdı abi? Bakın arkadaşlar, yani şimdi kaçak gelinlerde kazandığı parayla Adana'daki kazandığı para biriminin arasında şöyle bir fark var. Birisinde aylık kazanıyorum dedi, birisinde haftalık, yani bölüm başı gibi bir açıklama yaptı Fırat Albayram. Oradan anlayabilirsin yani şey basamağının artışını. Yani çünkü Fırat Albayram da artık o noktada başrol oyuncusu kıvamına gelmişti. 6-7 dizim var zaten o sonrasında. Tabii tabii. Hayır hayır o fiyatı bölüm başı alıyor demedim bak. Hani birim olarak bir tanesinde aydan ay ödenirken diğerinde bölümden bölüme ödenmeye geçmiş. Kaşe olarak hayır, geçmiş. Hayır hayır öbüründe de haftalık alıyorsun canım. Ha öbüründe de mi haftalık? Pardon o zaman. Her zaman haftalık abi. Oynamadığın bölüm para yok. Oynadığın bölüm para var. Bir bölüm iki ayda çekseler de aynı parayı alıyorsun bir haftada çekseler de aynı parayı alıyorsun. Tabii haftada bir çekildiği için o düzenlik olarak haftalık olur. Haftalık alıyorsun evet haftalık alıyorsun. Peki özlüyor musun Fırat abi o zamanları? Özlüyorsan bırakır mıyım abi? Ben hiç sevmiyordum. Bakma ya. Ben set sevmiyorum abi. Arkadaşlar. iyi para denebilir. Her hafta bir araba alabilirim. <laughs> Her hafta bir tane araba koyabilirmiş yani o dönem. Ya mesela herkes şey diyor ya. Yani, abi YouTube'dan zengin oldular. Abi ben önceden de zenginim de kimse bilmiyordu. Anladın mı? O çok kötü bir şey mesela. Ama zaten oyuncuydun yani. Yiyorsun. Paranın olduğu belli değil mi önceden de? Yok ama işte hep şey yapıyorlar işte onu. Oturduğunuz yerden video çekip para kazandınız. Daha zor ama <laughs> bir video çekmek biliyor musun ya? Ben çekiyorum. Öbüründe beni çekiyorlardı. Ben gidiyordum oynuyordum. Dönüyordum evime. Aslında. Ama evet. bu daha keyifli tabii. Ben de mesela ilk arabamı daha yayıncılıktan kazanmıyorken aldım. Yazılım işinden kazandığım, biriktirdim parayla almıştım mesela. Bana da şey diyorlardı. Lan bu da hemen yayıncı oldu hemen araba aldı falan olmuştu yani. Halbuki Araba parası kazanmıyordum henüz. E ben mesela savaştan döndüğüm zaman A6 vardı bizde. Sonra evet. onu sattım. Üzerine çok az koyup BMW aldım. YouTube'dan kazandıkları parayla BMW aldılar diye linç Ulan YouTube'a girmeden önce A6 vardı ama nasıl olacak? Yani yok o algıyı kıramıyorsun mesela. Henüz derken o dönemde kazanmıyordum. O zaman. oğlum o videoda çok rezil şeyler var açma. Bunda mı? Evet. Ne gibi? <laughs> yani götüm inanılmaz, götüm inanılmaz şey alıyor Hello! orada. Göz alıyor bu videoda. Bir, bir tight giyiyorum. Ben şunu giyiyorum. Yerine bu... Burada annesi. Onu giyiyorum. Bu Şimdi geri döneceğim. <laughs> Görürsün girersin. Boş gibi düşünün ya. Yok yok ben bunu giyerim oğlum. Götüme gülüyor benim bu. Bak Allah aşkına yürü. Allah. Ya bu ne ya bu ne? <laughs> abi niye Ya oyun ya? arkadaşımız ya. <laughs> ya. Ya, ya. Abi, abi, abi. Ya. Bu. <laughs> ya bu ne ya? Fırat abi. Yürücektik başkanına yürü. Ne oldu? Benim gözüm aldı bu. Ya bu ne ya? Sap sol. <laughs> abi abi bence az izlenmiş ben sana söyleyeyim. Tabii canım yani. Bak hakkı abi ver, sizin abi. kanalda şöyle bir şey var. Araya kaçmış yalnız haberin olsun. 4.5 milyon izlenmiş 3 ay önce maşallah ya. <laughs> bu adam bu işi çözdü ya. Bak abi ama sizin de şöyle bir avantajı annemin yanında rahatça izleyebildiğim nadir kanallardansınız sınız. götümü izlemiş oldu. Ama tabii ayıp bir şey yok. Ama sizin genellikle şeyiniz o. Yani artık internet döneminde kulaklıksız bir şey izletebilmek bence bir büyük bir olay yani. Onu söyleyeyim sana. Ya Orkun'un da öyle canım şey onun da öyle. Tamam canım Orkun'a bir şey söyle. Orkun'a biz zaten içerik yapıyoruz Orkun'la. Hayır yani YouTube'da genel olarak çoğu kanal öyle can. Yine de siz birazcık daha aile ve genel şey hitabetiniz daha farklı gibi geliyor. Bilmiyorum. Ceyda yani evet. yakalıyor orada. kız erkek orayı olduğumuz da. için Aynen evet, evet. Kız erkek olduğumuz için doğru. Sen de YouTuber yapacağız. Ben YouTube'a gitsem ne içerik yaparım sence? Benden ne nasıl bir YouTuber olmalı? Onu trolledim, bunu trolledim. Evet yani seni ya. sokakta insanlarla muhatap olduğun içerikler tutar ya da. Ya o cringe olur abi ya. Sokakta insanlarla nasıl muhatap olayım ki ben şimdi? Ne diyeyim yani? Pandi kaç atıp kaçtın mı yani? Ne yani? Yok yani. Ama bir işte güzel bir şey bulmak lazım da. Şeyi ee... yani yayıncı olduğun için çok zor. Yoksa sen her yerde bir mucaresin çıkarırsın ama yanına ekip lazım. Yani tek başına olmaz bu iş. Nasıl bir ekip? Çekim ekibi falan gibi bir ekip Hayır hayır. Yani tek başına video çekmek kolay iş değil. Yani o zaman hani mesela Orkun komedi içerik yapmıyor çünkü tek başına tek başına ne kadar komiklik yapacaksın? Anlatırsın bir hikayeyi. He, Malzeme deneyim lazım diyorsun, diyorsun, diyorsun. diyorsun senin komediye. Aynen yani hani bir partner lazım Harcayacak ki, adam bir... <laughs> gibi. Yani bir muhabbet çıksın, anladın ha, mı? Karşılıklı yani. sohbet i̇stemediğin, olsun. Ka i̇stemediğin kadar var abi merak etme. Ben etmiyorum. de şey olmaz mı abi? Gezelim, görelim tarzı. He, mesela. Şöyle Olur. gittik, böyle geldik falan filan. Ya güzel bir ekiple mesela gidip şehirlerde yemek yemek sizde tutar. Yani Herkese de tutuyor zaten de. Ha buraya Çok geldin o kadar ya. Yani. yazdımsa hamsili pilav yemeden gittin ya. O ben nereden göreyim yazdığını? Benim mekana Değil da uğramamışsın abi. Çok gönül koydum sana yani. Hangisi? Kalamış. O ne ya? Sanki abi senin mekanı kimse bilmiyor ya. <laughs> Alam nasıl uğraması kalamış. <laughs> nasıl uğraması abi ya? Alamış nasıl uğraması ya en gözde mekan. Ha gece oyun merkezinde kaldık. Aynı oyun merkezidir kesin. He, bunların da kaldığı oyun Ardiden merkezi. Aynı yer, lan. aynı yer değil mi? Bunların güvenliği çok salak demek ki. Sürekli gizlice kalınıyor. <laughs> Abi güvenliğin haberi vardır <laughs> ya. Herhalde oğlum öyle bir şey olabilir mi? Birinin mekanında gizlice gizlice mı? Yakışıklı diye. güvenlik ya buraların şeyi. <laughs> Demek ki bu AVM'de kalmadan da YouTube basamakları çıkılmıyor gibi algılıyorum. Ama bu bence biraz şey bir içerik yani yapacak hiçbir şey bitti. Ulan ne yapsak lan? Tamam ya AVM'de bir gün kal yapalım bu akşam bu hafta. YouTuber'lardaki rahatlık da böyle bir rahatlık var abi. Orkun'da da görüyorum ofisine gittiğim zaman falan böyle. Oturuyoruz, çayımızı içiyoruz, balkona çıkıyoruz, sigaramız, çay, bilmem neyimiz falan filan derken şey diyorlar. Bu hafta bunu yapalım ya o zaman niye? Tamam diyorlar. İyi tamam o zaman yarın bunu falan. Yarın onu ayarlayın. Ertesi gün dedi şunu yapar falan falan. O hafta onu yapabilirim. Ta 3 gün 4 gün sonra çekiyorlar. Ondan sonra kafa rahat, stok. Allah. Güzel abi. Güzel. Cancık Ceyda benim favorim bu arada. Yenisini çekeceğim. Ramazan Cancık Ceyda'sı. <laughs> erken davul çaldırıp dedesine erken sahur açtıracak şey. iftar açtıracak. E bu çok komik olur. <gülüyor> 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 Niye komik oluyor? Bunu yapmayın bu çok komik olur. Allah Allah.